Gaziantep, Türkiye'nin 6. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise ekonomiye en çok katkısı olan illerinden biri. Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile Akdeniz bölgesinin kesişme noktasında yer alan bu kentimiz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihin her döneminde önemini korumuştur. Farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya gelerek birbirleri içinde sentezlendiği gizemli bir tarihe sahip olan Gaziantep, Roma, Bizans, Selçuklu, Memluklular, Dulkadiroğulları ve en son Osmanlı dönemlerine ait izleri, eserleri günümüze kadar taşımaktadır. Tarihi İpek yolunun buradan geçmiş olmasından dolayı uygarlıkların uğrak yeri olmuş, tarihin her döneminde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Gaziantep'te bulunan tarihi eserlerin çeşitliliği, kentin kültürel zenginliğinin bir göstergesidir. Günümüzdeki Gaziantep'in tarihsel bağlantıları eski Dülük ve kale ile ilişkilidir. Dülük, tarihin en eski çağlarından beri kullanılan bir yol şebekesinin düğüm noktasında yer almış, bölgedeki yerleşim Dülük'ten sonra Gaziantep Kalesi etrafında gelişerek şehirleşme bu alanda olgunlaşmıştır. Gaziantep Kalesi, Roma döneminde kuzeyi doğal kaya, güneyi ise höyük olan bir tepe üzerinde gözetleme kulesi olarak kurulmuştur. Memluklar, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar döneminde çeşitli onarımlar geçiren kale, anıtsal mimarisiyle varlığını korumaktadır. Bu görkemli şehir, insan dokusu ve kültürel yapısıyla oldukça zengin motifler içermektedir. Osmanlı yönetiminden sonra şehir hızla imar edilmeye başlanmış, yeni yapılar yükselmiş, halk Osmanlı döneminin gerileme dönemine kadar refah içine yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam eden bu durum, 1919'da İngilizlerin, daha sonra da Fransızların işgaliyle bozulmuştur. Kent 1918-1919'da geçici olarak Halep'in kazası olmuş, bu durum Antep'in sosyal, ekonomik ve ticari yönlerden gelişmesini sağlamıştır. 10 ay 9 gün boyunca düşmana karşı kadını, erkeği, büyük küçüğü ile mücadele veren şehir 8 Şubat 1921'de Gazi unvanını almıştır. 25 Aralık 1921 yılında düşman işgalinden kurtulan Gaziantep, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte hızla gelişmeye devam etmiştir. Gaziantep'in mevsimlik işçileri, Gaziantep'te yetişen birçok farklı ürünün hem ekiminde hem hasatında emeği geçen insanlar ve bu insanlar mevsimlik işçi oldukları için bu dönemlerin dışında farklı illere de göçerek hayatını kazanma yoluna gitmekteler. Örneğin Ankara'ya Gaziantep'ten gelen birkaç aile burada çöplerden hayatını kazanıyor. Çöplerde buldukları kağıt, metal, pet, plastik, birçok farklı ürünü toplayıp bunları kendi aralarında ayırarak ayda bir veya iki defa yükleyip alıcı olan firmalara belli yerlere taşıyorlar. Arkayı sıra gelirim
görüldüğü üzere ülkemizin değişik yörelerinden, özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan gelen göçmenler burada daha çok kağıt toplayıcılığı, plastik toplayıcılığı, çöplerden bulabildiği, satabileceği herhangi bir maddeyi biriktirerek, gördüğünüz gibi onların evleri, yaşamlarını böyle sürdürmeye çalışıyorlar. Günün belli saatlerinde bu işleri yapmak zorunda kalıyorlar. Bütün gün bu çöplerin birikmesini bekliyorlar ve yemeklerini bu şekilde kazanıyorlar. Onurlu insanlar, ürkek insanlar, acılı insanlar hayatın zor aşamalarından geçiyorlar. Hem geldikleri yerde hem de burada Ankara'da. Burada hep gecekondular var. Bu gecekondularda mümkün olduğu kadar yaşam alanları oluşturmuşlar. Gündüzler nereden geldiniz? Gaziantep. Gaziantep'in neresi? Gece. Bunları ayırıyor musunuz? Tek tek böyle, evet, yani cinsine göre. Diğer iki var. Peki geçiminizi temin edebiliyor mu bu iş? Etmiyor mu? Yetiyor mu peki? Nasıl geçiniyorsunuz peki? Ne yapıyorsunuz? Kıka ne yapıyorsunuz? Peki sen yardım almıyor musunuz? Başvurdunuz mu? Başvurdum. Dışarıda kalanlara veriyorlar ama bize veriyorlar. Ya gerekçeleri ne? Para veriyorlar. Kendi altını düşürmüyorlar. Peki hangi bakanlara başvurdunuz şu ana kadar? Gireme de. Belediyeye? Valiliğe? Hepsine gittiniz. Ne diyorlar? Niye gerekçelerini, niye yardımcı olmuyorlar? Dağdan kestim degenek, ortası benek benek. Dağdan kestim degenek, ortası benek benek. Bunlar nerede toplanıyor? Yani nereye götürüp bırakıyorsunuz? Burada güzel böyle bu iş için özel yerler var, onlar mı alıyor? Fabrikaya gidiyor, orada ayrıştırılıyor, öyle mi? Siz günde kaç defa toplama yapıyorsunuz? Günde bir defa, iki defa. Ayda bir sefer yapıyorsunuz. İki defa toplama yapıyorsunuz. Ayda bir defa da yükleme yapıp getiriyorsunuz, öyle mi? Sıkıntılarınız oluyor mu? Zaman zaman problemleriniz burada baş edemediğiniz, içinden çıkamadığınız, hatta zaman zaman pişman olduğunuz, keşke gelmeseydik dediğiniz sıkıntılar oluyor mu? Keşke Allah kimseyi de pişman etmesin zaten. Bu güzellikler de sizin. Siz de mi Gaziantep'ten geldiniz? Evet. Hangi ilçesinden? Gaziantep. Merkez mi? Sizde güzel barak okuyan var mı, sesi güzel olur? Çok güzel okuyanlar da olur. Var mı? Hepsini ben okumayayım. Ben
oraya da gidiyor musunuz zaman zaman? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ekim zamanı falan mı? Çalışmak için mi gidiyorsunuz? Çapa zamanı, ekim zamanı. Takvim ediyor mu peki? Orada ekim daha iyi mi? Yaklaşsanız burada yaptığınız iş daha iyi. Buradaki yaptığınız iş iyi. Bu daha iyi. Evet. Ama peki siz oraya gittiğinizde bu işleri burada devam ettirecek bir arkadaşınız, bir yakınınız da oluyor mu? Yoksa tamamen bu işi bırakıp da gidiyorsunuz? Oluyor. Burada ne çalışıyor? Burada çalışmak istiyor. Nasıl? Burada devam etmek istiyor. Ekim zamanı gittiniz. Evet. Hepiniz birlikte komple ailece mi gidiyorsunuz? Ailece. Dönene kadar bu işler kalmış oluyor, öyle mi? Evet. Döndüğünüzde. Evet. Anladım. Herkes kendi işini kendi yapıyor. Ortaklı bir şey yapmıyorsunuz. Yok, ortaklı bir şey yok. Değil mi? Herkes kendi. Herkesin her gün. Mesela yükleme oldu. Yardım ediyorsunuz. Yardım ediyorsunuz ama birbirinize. Anladım. Benim iki oğlum da onlar yardım ediyor. Onlar köylüsü onlara yardım ediyor. Siz yardım ediyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Peki emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Evet. Evet. Teslim ettiğiniz yerler. Gerçekten bu işin karşılığını veren resmi yerler mi? Yoksa bu işin de bir borsası falan oluştu da özel şirkete mi veriyorsunuz? Evet, şirkete veriyorum. Hurdacılar sitesi. Hurdacılar sitesindeki evet. Şirkete veriyorum. Evet. Sordunuz mu peki fiyatlar? Genelde hep tüm şirketlerde aynı mı? Bunu alan birkaç şirket mi var? Yani böyle bir tekel oluşmuş mu bu konuda hani sömürülmemeniz açısından sonra? Aynıdır aslında, bazıları değişiyor. Değişiyor mu? Evet. Standart bir şey yok. Standart bir şey yok. Sizin memleketten Ankara oldu. Ankara'nın dışında başka illerimiz olur. Gelen böyle tanıdığınız, akrabanız, komşularınız falan var mı başka? Var mı? Var değil mi? Var. Görüşürüz onlarla. Onlar nasıl, memnun var mı? Mesela Ankara dışındakiler için soruyorum. Aynen. Memnunlar mı? Memnun. Orada bir araya geldiğinizde dertleşiyorsunuz tabii. Aynen. Ki. Ne olup ne olmadı. Peki çocukların eğitimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl yani okulla uyumları? Gelecekte umutlarınız çocuklarınız açısından çok önemli. Çocuklar için önemli. Siz bir şekilde hayatı öyle ya da böyle biraz orada biraz burada devam ettirirsiniz ama zaten bu çocukların... Olmasa, çocuklar olmasa çadırda gideriz. Çapaya gideriz. Değil oraya, evet. Buraya. Çocuklar hazır olmasın ya. Sıvı varmasın ya. Burada geceler. Burada okulları nasıl? Gidiyorlar mı? Gidiyorlarsa... Okul zamanı gelince gönderiyor. Memnunlar mı? Okulda davranışları nasıl? Öğretmenlerle uyumları nasıl öğrencilerle? Güzel. İyi. Herhangi bir problem yok. Yok. Sevindim. Aman da olmasın zaten. İnşallah. Çocukların sağlığı ya, açısından bir sıkıntı var mı? Doktora gitme, sağlık ocağına. Mesela benim evimde başkası oturmuştu. O çıkmış. Şu an ben oturuyorum. İki senedir ben burada oturuyorum. Kimse gelip de adresini almıyor. Ben doktora gidiyorum diyor ki ben ana. Muhtar abi. Tabii aldırmıyor, bize bilgi vermiyor. Yani. O yüzden... Siz ikametinizi aldınız mı hekim muhtardan? Yok. Artık biz geldik, biz oturuyoruz burada diye. Muhtara diyor ki biz oturuyoruz, muhtar kulağını asmıyor. Allah. Mesela ikametimi buraya getirmek istiyorum. Evet. Muhtar kabul etmiyor. Diyor ki nüfus dairesine gel, buraya gel, buraya gel. Nüfus dairesinden belge mi istiyor? O tamam, istemi. Onu alabilirsin istersen. Bilmiyor, nüfus dairesi bilmiyor. Gaziantep'ten mi alman gerekiyor? Yok. Buradaki muhtardan. Hayır, nüfus müdürlüğü. Burada. Ha, buradan. Buraya teslim edeceksin. Nüfus müdürlüğünden alacaksın ya. Aynı adresini buraya getirmek istiyorum. Ha işte. Getirtirim nüfus bilgilerini istiyorsa gidiyorsun oraya. Benim nüfus bilgilerim Gaziantep'te ama sistemden bilgisayarda ya artık yüklü. Çıkarıp verebilirler. Onu alıp muhtara getirebilirsin ikamet için. O belge olmadan belki yapmak istemeyebilir. Vardı. Bütün belgeler diyor ki o oturan gelmedi. Daha yani, önce oturanı mı istiyor? Evet. Ha, önce onun buradan gittiğini kanıtlaması lazım. Evet, öyle mi? Bunu da bilmiyorum. Görmüyorsunuz.
Böyle çıkmazlık diye. Adamın adresi falan bilgileri yok. Vardır işte, o burada oturuyordu eskiden. Şu an ben... Ay şimdi oldu yeni adresi. Gittiği yeri bilmiyorsun. Aynen. Öyle mi? Tabii. Gel kardeşim dersin en azından yani. Ben burada sıkıntıya düştüm. İşte buradan gittiğini... Kulağa açmıyorum ben sana. Alsanız da gidip de oyunuzu burada da. Karakola başvursan. O buradan çıkmışlar. Ben artık oturuyorum burada. O kişilerin burada olmadığını karakol zaptıyla bildirin muhtara. İkametimi alamıyorum falan desen. Emniyet bu konuda yardımcı olmaz mı? Ben yardımcı olsam ya, ben muhtarla mı görüşeyim, bir şeyler yapayım sizin için. Bana yapsan iyi olur. Sar beni, sar beni yar, sar beni. Peşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. Ne olsun istersiniz, bir müdahaleniz, bir hayaliniz, bir umudunuz, bir duanız, bir şeyiniz vardır yani. Tabii tabii, ama kimseye de ödemişsiniz. Evet, anladım. İşte geçiniyor burada, çok toplu yok, kadar toplu. Geri dönüş. Yani, orada şartlar çok daha iyi olsa geri döner miydiniz? Yoksa Ankara her halükarda iyi midir? Ankara'yı sevdiniz. Ankara. Çocukların geleceği açısından da. Gerçi Gaziantep de çok süper bir yerdir, bilirim. Aynen. Çocukların geleceği orada da garanti olur. Orada da çünkü bir sürü çocuklar var. Sıkıntı olmaz ama önemli olan mutlu olduğunuz, sevdiğiniz yerde yaşamak. Tabii, Ankara'da. Her şey inşallah umutladığınız gibi olur. İnşallah. Nerelerde ne hayatlar yaşanıyor? Dışarıdan bakınca belli olmuyor. Biraz içine girmek, biraz yakından bakmak, biraz sormak, soruşturmak, biraz deşmek gerekiyor. Çok hikayeler çıkıyor. Gaziantep'ten buraya geldin. Evet. Hoş geldin diyelim. Acaba hoş buldun mu buraları? Bizler diyorlardan razı değiliz. O zaman hikayeyi baştan alalım. Biz Antep'ten ta buraya ne şartlar oluştu ki gelmek durumunda kaldınız? Benim bir çocuğum vardı. Oksijen yakıp istiyordu. İşte ben de gece kondiye taşındım. Kirara veriyoruz. Ne kadar kira veriyoruz? 300 lira. Evet, 2 milyar 5 milyon diyarada, buraya taşındım. İşte hocam benim maddi gelirim yok. Devletten bir aylık alıyorum. Çok şükür, onlara ilerimi yapıyorum. Evet. Benim kızım var, kalp yüksek ihtisasta ameliyat orada. Olmadı o da. Burada nakil bekliyor. Sıraya girdiniz mi? Girdik hocam. Sıraya girdiniz, takip ediyorsunuz. İnşallah Allah rast getirsin, denk getirsin. Ben bir anayım. Hangi ana çocuğun elinde erimesini ister mi? Ben de istemiyorum. Allah rızası için çocuğumu elini çıkarabilirsin. İnşallah, inşallah denk gelir. Bu ne kadar çok organ nakli için başvuranlar olursa o kadar çok hayat kurtulacak. Bu yüzden bir farkındalık yaratmak lazım. Benim eşim de cezaevinde 8 yıldır yatıyor. Suçu ne? Suçu kavga etmiş eski dosyalarında. İşte Osmaniye cezaevinde yaptım. Burada nasıl geçiniyorsun? Ya, neler yapıyorsun? Ben işe gidiyorum hocam, bazen temizliğe gidiyorum. O da elimden gelmeyen bir şey yapabiliyorum ama çocuktan da gözümü ayıramıyorum. Çünkü çocuğum gözümü çocuk ayırsa, kaç yaşında? 8 yaşında. 8 yaşında. Evet. Evet. Ama dünkü çocuklardan farkı yok. Hep hasta, hep hastanelerde. O yüzden onunla uğraşmak zorunda kalıyorum. Evet. Aldığım yardımlarla da hocam onu sürekli hastanelere, buraya şuraya götürüyorum. Çocukları okula gönderiyoruz. Oğlan gitmek istemiyor. İşte onlar da bu okula aldırmak istemiyor. Çocuk bir gün gidiyor, ikinci gün hocalar, öğretmenler diyor gelmesin. 13 yaşındaki çocuk. İşte diyor okula gelmesinler. Biraz bizi dışlıyorlar. Yani bilmiyorum hocam, artık neydense bizi bir mağdur görme durumları da var. Evet, evet hocam. Çünkü, görüşelim bakalım bir müdür beyle, nedir evet. Gerekçesi o zaman? Sürekli oğlandan şikayet ediyorlar diyor, oğlan yaramaz durmuyor, yaramaz, yani. Huzursuz. Yani. Ama onu bilmiyorum hocam okulda. Çünkü çocuklar da orada, bazı oğlan da şikayet ediyor diyor, anne bana da vuruyorlar, durmuyorlar diyor. Sürekli bana söylüyorlar, oğlanı bana suçluyorlar diyorlar.
İşte oğlan da okula gitmek istemiyor. Bizim buradaki okula gitmek istiyor. Oraya alamıyor mu? Ben dilekçe verdim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Daha dilekçenin sonucu gelmedi hocam. Takip ediyor musun dilekçenin cevabını? Evet, takip ediyoruz. Orası belki daha farklı olabilir. Evet. İnşallah. İnşallah hocam. Burada yani ben... Şikayetlerin neler? Burada ne biz... umdun, nasıl buldun? Biz de buralarda biz iyi kötü barındık. Evlerimiz hep damlıyor. Komşularından memnun musun? Komşularımdan razıyım. Allah da razı olsun. Yani ne bileyim hocam, bizim maddi durumlarımız olmuyor bazen. Biz mesela ne bileyim, biz de el gibi mesela çocuklarımızı büyütmek isteriz. Çocuklarımıza en yüksek derecelerde bakmak isteriz. Benim çocuğum var. Mesela ne alıyorsam kira, suya, elektrike, eşime mesela, çocuğuma harcıyorum. Ben çocuğumun sağlığını istiyorum, çocukların sağlığını. Bize devlet yardımda bulunuyor, Allah razı olsun. Ama ne kadar yardım alıyorsun? Bir 300 alıyorum. 1300. Engelli çocuk, evet. Engelli olduğu için. Evet. Hı. O da kiraya gidiyor, suya, elektrike gidiyor. Çünkü eşinin çocuk... herhangi bir maaşı falan yok. Hayır, eşimin yok. Cezaevinde hocam, o da... Sen kendi sigortanı yatırıyor musun peki? Yani sen temizliğe gidiyorum dedin ya. Gidiyorum da hocam, iş... arada bir ayda bir, iki ayda bir. Öyle elim boş olursa, o da mescitlere gidiyorum. Başka da yani sağa sola gidemiyorum çünkü kendi hasta çocuğum var. Kendi emekliliğin için bir başvuruda bulundun mu SGK'ya? Nasıl emekli, bir şey yapıp emekli olabilir miyim diye? Bilmiyorum hocam. İşte onun çocuğumu bırakıp gidemiyorum hocam. Çocuğu bırakıp gidemediğinden çünkü dolayı. Bir hafta oldu çocuğumu yüksek lisanstan taburcu ettim. Evet, dış kapıya ambulansla getirdim. Çünkü çocuk bugün iyi, yarın kötü. Bugün iyi, yarın kötü hocam. Kontrolde kalması lazım. Biz de bütün yetkililere burada hastalanıyoruz. Allah rızası için. Çocuklarıma, hasta olan kızıma destek versinler. Ben bir şey onlardan istemiyorum. Göçmenlik yaşantısı nasıl bir şey? Biraz anlatır mısın? Yani göçmen olmak, bulunduğu topraktan başka bir yere gitmek durumunda kalmak, gittiği yere alışmaya çalışmak. Bunlar nasıl duygular? Neler hissettin peki gelirken? Vallahi ben buraya gelirken işte ben yabancılık çekerim, çok ağladım. Ben dedim, biz burada nasıl varınacağız? Koskoca memleket. Ama biz çaresiz olduğumuzdan burada memleketimiz saydık, burayı sevdik. İnsanları da iyi. Barınmak istedik hocam. Biz işe gidiyorduk daha önce. Çamurda, çapada çalışıyorduk. Onlar da işte ne bileyim hocam, çocuklarımız yıpranıyordu. Ne iş yapıyordunuz? Çapa işi. Evet. Ekiyordunuz. Evet, nohut. Yoluyorduk. Düğüm bir elim düğüne gidiyorduk. Öyle hocam. Yani 50 TL mi? Evet. Yövmiye, kişi başına. Evet. Ha. İşte böyle hocam. Hayatımız yani senin anlattığın gibi iyi geçmiyordu. Yani zaten orada da geçim sıkıntısı çekiyordu. Evet, çekiyordu. Yani bir umutla mı geldiniz? Nasılsa büyük şehirler, Ankara, başkent, evet. Öyle diye mi düşünerek? Çok büyük umutla buraya geldik hocam. Ben dedim benim kızım iyileşti. Ne bileyim, eşim cezaevinde, Allah bir vesile çıkarırsa onun da çıkmasını istiyorum hocam. Af gelirse, evet, bir şey olursa. Af gelirse. Görüşebiliyor musun? Hayır hocam. Osmaniye'de hocam. Senede bir gün o da hasta kızım için gidebiliyorsam gidebiliyorum. Yoksa da telefonla maddi falan imkanımız... da mı görüşülmüyor? Telefonla görüşebiliyoruz hocam. Ha iyi bari. Evet. Ha, haber alıyorsun da en azından aklı kalmasın. Evet hocam. Hiç değilse. Siz burada kaç nüfussunuz toplam? Dört. Aileden tek, dört tek tane bir aile hocam. Olarak ben mı tek geldiniz? Yaşıyorum burada. Evet. Ha, dört. Hocam işte yaşadığımız ev bu, damlıyor, bazı sıkılıyoruz, evin içi damlıyor, rütubetli. Şöyle görüntülü. Evet, şu ev şu. İşte ne bileyim hocam. Şu naylonu sen mi çektin evet, çatıya? Evet, ben çektim. Bazen yağmur yağıyor. En azından çıkıyoruz. Tedbir evet. Aldım diyorsun, aha. Damlamasın diye. Evet, o da soruna çözüm olmuştur, aha. Bir miktar. Evet hocam. Akıllı bir kadınsın. Allah yavrumuna inşallah şifa verir, sorunu hocam. Çözümlenir. İnşallah. Senin de böyle el becerilerin yaptığın herhangi bir şeyler var mı? Var mı hocam, bazı tık işi yapıyoruz, yazma. Hı. İşte o da bırakırsak hiçbir iş elimden gelmiyor. Çünkü bu kızı göz önümde bulundurmam lazım ya. Emine sağ ol. Teşekkür ederim. Bunlar peki katkıda bulunuyor mu geçimde?
Biraz kullanıyorlar, Allah razı olsun. Yine biz razıyız hocam. Hocam pazarda, komşulara bazen satıyorum. Fazla fiyatı, 15 yerime ne olacak? Hocam burası da hepsi göçmen. Hepsi göçmen. Genellikle hangi yörelerden göçmen? Hocam bazıları Adıyaman, Urfa, Ankara, işte bazıları bilmiyorum. Besni, buralar nedir peki? Yani buralar için... Hocam bazıları yıkılacak diyorlar. Biz... Sahipli midir yani sahipli? Sahiplidir hocam. Allah sahiplerinden razı olsun. Yok hocam. Biz öyle sahiplerim. Hocam işte bize diyorlar yıkılacak. Biz tedirgin oluyoruz bazen. İşte bazıları emi var, barkı var. Çekip evine gider. Ama biz yapamıyoruz. Öyle çöp deyip de çıkabileceğimiz yer yok. İmkanımız yok. Evet. O yüzden yıkım diyorlar tabii. Sığmıyoruz bir yere hocam. Ne bileyim hocam. İşte biz yetkililerden bir çare bir yardım istiyoruz. Umarım dikkate alırlar. İnşallah. Demek ki bir şeyler adına mecbur kalıp göçmenlik yaşantısına maruz kalmak. Hep mecburluk hocam. Yoksa kendimizden geldiğimiz yok buralara. Evet. Vallahi ben hasta kızım için geldim. Şartlar düzelse burada olmaz, memleketimde evet, mi olurum evet, diyor. Doğru söylüyorsun. Size ne hayatlar yaşanıyor. Ama hocam burada insan olduğumuzu bildik. Dışarıdan bakınca belli oluyor. Başımızı söndürecek evimiz biraz oldu. Içine... Yani bize ait olmasa bile evet, kendimize ait olarak düşündük. Allah ev sahibinden de razı olsun. Hı-hı. O da bize iyi davrandı. Evet, komşularım da çok iyi. Allah senden de ondan da razı olsun. Evet, biz razıyız. Ama başımızı sığındıracak bir evimiz olsa İnşallah. En güzeli o olur hocam. İnşallah hocam. Memlekete söylemek istediğim bir şey var mı? Hepsini, orada kalanlara. Hepsini seviyoruz. Memleketimizi de özledik. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Buradakileri de seviyoruz. Hepsi cana yakın insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Her şey umutladığın gibi olsun inşallah. İnşallah. Gaziantep'in sıcak ikliminden Ankara'nın soğuk iklimine uzanan bu iç göçlere örnek belgeselde sizlere test kitabımda da belirttiğim gibi itici ve çekici faktörlerin birlikte nasıl etkilediğini gösterdim. Bu yolculukları sırasında zaman zaman haberlerde de izlediğimiz gibi birçok trafik kazasında yollarda telef olduklarını da görüyoruz. Gerçekten zorlu bir hayat mücadelesi onlarınki. Başka geçim alanları yok çünkü. Sadece ya tarlada çalışabiliyorlar ya çöp toplayabiliyorlar. Çocuklarının mümkün olduğu kadar okutmaya çalışıyorlar. Ancak farklılıkları nedeniyle zaman zaman itilip kakıldıkları da olmuyor değil. Ayakta kalma çabasındalar. Yaşamaya çalışıyorlar. Çoluk çocuklarını geçindirmeye çalışıyorlar. Her şeye ve herkese rağmen. Zaman zaman devletin yardımından yararlanıyorlar. Ancak bilinçli olmayıp bu yardımı talep etmeyenlerin sayısının kabarık olduğunu görüyoruz. Okuma yazma bilenlerinin sayısı çok az. Bu nedenle yardımcı olup kendileri için bir şeyler yapmaya çalışan insanlara çok teşekkür ederiz. Emekleriyle çalışıyorlar, emekleriyle kazanıyorlar. Zor bir yaşam sürdürüyorlar, zor bir yaşam onlarınki. Besin ürünlerimizin tarladan soframıza gelinceye kadarki süreçte bu mevsimlik işçilerin emeklerinin ne kadar değerli olduğunu sizler de benim gibi tarlada ürün toplarken anlayabilirsiniz. Bizler soğuk Ankara kışında kar yağışını sıcak evlerimizde keyifle seyrederken kim bilir damları akan kaç göçmen evinde soğukta hastalıkla yaşam mücadelesi
ve çöplerden kazanılan ekmeğin kavgası devam edecek.